Burada oturuyorlar işte. Allah yarı cimciye vursun abi. Şevkat abi. Aa, Pascal, Numa. İyi misin bakayım? İyi misin? Sen? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. Geçme oğlum. Pascal'ı görünce bizi unutuyorsun ya. He? Gel bakayım, ne haber? Al, al şunu. Geç sen de. Hadi. Hadi. Koş, koş. Hadi, koş. Ne haber? Merhaba abi. Merhaba. Sevdin mi arabanı? He Süleyman? Benim arabaya benziyor değil mi? Şevkat abi, Pascal abi çok teşekkür ederim. Çok güzel. Güle güle oyna. Ne demek canım? Yürü. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Anne, sen de ister misin? Çay içireyim mi? Sağ ol kızım. Sonra içiririz. Ah, ah. Her zaman şükretmek lazım. Kocam öldü ama en azından evlatlarım sağ. Hayırlı evlatlarım var. Allah başlasın yenge. Akraba falan yalanmış. Sizden başka kapımı çalan olmadı. Kolu komşu gelip gidiyor ama o kadar. Şu çocukların yüzü daha önce böyle hiç gülmedi. Bir daha gelmeseniz bile inanın size ömür boyu hiç unutmayacağım. Yok canım, olur mu öyle şey? Niye gelmeyelim ya? Daha çok sık görüşeceğiz. Yenge, ben hastaneyi halledeceğim. Halledeceğiz, halledeceğiz. Her şey hallolacak inşallah. Dur bakalım. Evet, Süleyman Bey. Pastamızı yememişiz. Bak, gardan adamlı pasta getirdik sana. Tut bakayım. Bunu böyle çatalı böyle buradan, bak. Tık diye alıyorum. Görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. İyi bak kendine. Gir hadi, gir içeri. Soğutma, soğutma. Kapat, hadi. Bak, dükkanı mı? Ha yok, bir ayarı bozuk bir arkadaşa ayar vermeye gideceğim de. Adamla görüşürüz. Tamam, tamam, görüşürüz. İyi bak kendine. Sağ ol. Dikkatli sür ha. Tamam. Ablacığım şu kapıyı bir açabilecek miyim ya? Niçin gelmiştiniz? Ya bir arkadaşa dalıp çıkacağım. Anlayamadım. Ya çok takılmayacağım diyorum. Bir hemen bir hesap sorup çıkacağım. Kulübe üyeliğiniz var mı? Yok. Ya kusura bakmayın, kulübe üye olmayanları alamıyoruz. Ah be ablacığım. Benim kısmetime de sen geldin ha. Senden sonraki güvenlik arkadaş erkek miydi? Evet. Söyle ona çok parlaymış. Otoparkta yeri yoktu da. Sen manyak mısın be adam? Bazen. Hele böyle ikili oynayan sahtekarları görünce manyak kere manyak oluyor. Ya sen ne istiyorsun be? Sadakat, dürüstlük, adalet. Var mı sende? Seni ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokma Şevkat. Bu elini indir. Oğlum, bana emanetse burnumu da sokarım. Arabayı da sokarım. Senin başını da büyük belaya sokarım. Bana bak. Ölmeden önce dövülmesi gereken adamlar listende en tepedesin oğlum. Eğer bu pisliği temizlemezsen, eğer bu yaptıklarını esine anlatmazsan... ...seninle bizzat ben ilgileneceğim, anladın mı beni? 24 saatim var oğlum, 24 saat. Salep var mı kardeş? Yok, yok abi. Vallahi, nasıl mekan la bura? E ben o zaman gideyim, başka bir mekanın camından içeri kamyonetle gireyim ya. Değil mi? 24 saat oğlum. Al. Faturayı da buraya göndeririz. Tamam. Hadi kolay gelsin.
24 saat. Golf Kulübü Kadın İdaresi'ne acil güvenlik destek istiyorum. İyi misiniz? Vay, olaya bak. Ana. Şevkut Usta. Duyduk, duymadık ne duyayım millet? Aa, bir şey oldu galiba. Yok ya, ne olacak? Gel biz işimize devam edelim. Sana lanem yıkılıyor. Ne oluyor lan, rahatsızı? Sana lanem yıkılıyor abi. Şevkut Usta'nın son macerası internet düşmüş. Çığ gibi yuvarlanıyor. Ver la, ver bakayım. İzleyelim şunu. Lan bu benim araba. Oha! Oğlum herif camdan girmiş lan. Lan bitmiş lan arabayı lan. Bitmiş oğlum araba lan. Oğlum bu yine kime atarlanmış ya? Nereye girmiş oğlum bu böyle? Ne bileyim kardeşim ben. Bu manyak benim camdan naciz bedeniyle girmişti. Şimdi bir test çakmış herif. Arabayla yürüyor anlıyor musun? Hayır bundan sonrası ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Ne yapacaksın yani? Hani uçaktan gemiye intihar dalışı mı yapacaksın? Herif harbiden manyak biliyor musun? Yok yok. Onu İkinci Dünya Savaşı'nda yaptılar. O topa girmez. Ben Felix gibi uzaydan dalış yaparak uçan kafa rekoru bekliyorum. Kes lan! Bu konuyla ilgili iki tane zıt atasözü var. Birincisi, keskin sirke küpüne zarar. İkincisi, öfke baldan tatlıdır. Sizce bu hareket hangi atasözünün kapsama alanına giriyor? Niko, benim şöyle bir teklifim var kardeşim. Bence atasözlerini bir kenara bırakalım. Şefkat sözleri yazalım biz. Yani ne bileyim mesela, camdan format atılır. Oldu. Cama geleceğim, amcama gelsin yazalım o zaman. Süper, o da olur. Bak ne yapalım biliyor musun? Bunları yazalım baba. At ağız diye bir karşılama töreni yapalım biz. Donatalım şöyle mahalleyi. Ha? Hatta bak ne yapalım biliyor musun abi? Dükkanların camlarına park yapamaz işareti koyalım. Gitmiş oğlum ya. Baksana far bitmiş lan far. Geç. Yürü git lan. Eyvah gördüm nasıl gireceğim lan içeri. Vay be, senin araba iyi dayanmış kardeşim. Yekpare kocaman cam, evde kalın. Nereden baksan 1500-2000 lirası vardır bunun. Keşke ben bunu yenilesem be. Nerede bu mekanın yeri biliyor musun sen? Ne bileyim lan ben. Yes, yes. Evet. Hayırdır inşallah. Herkes bir park yapılmaz tabelası bir de yazarsın. Cilal sen de hadi. Cama geleceğini amcama gelsin. Dikkat cam. Silik çıkmış oğlum bu. Toner bitiyor. Cimri muhtar toplarsan izah paraları esirgersin toneri be. Yok yok cimriliğinden değil. Şimdi onun muhtarlık benim hamamın yanında ya. Ha. Sıcaktan tonerleri kuruyor onu. Değil mi Niko? Asmet. Hadi hadi. Cilal'ı sen de yaz. Kolay gelsin hanımlar. Merhaba. Biz aramızda bir esnaf kampanyası başlattık. İsteriz ki siz de katılın. Katılın ve dükkanınızı koruyun. O ne ya? Nereden çıktı şimdi bu? Şimdi bir son dakika gelişmesi oldu. Onun için icap etti. Esnaf olarak sizi bilgilendirmek istedik Esin'cim. Ne gelişmesi? Kim ne yaptı yine? Çok çok çok. Şevkat'ten son bu kadar. Cam fantazisi devam ediyor. Şöyle takdim edeyim ben size. Şöyle bir sen. Ay şunu bir tutar mısın? Tutmaz mı? Oh! Ay manyak bu adam ya, tam manyak. Benim araba. Bu kadar da fazla ama neden yapmış bunu? Cidden niye böyle bir şey yapmış biliyor musunuz siz? Şimdi Şevkat mal vermeye gitmiştir. Yumurtalarını beğenmemişlerdir. O da arıza çıkartmıştır. Bu mevzu yumurta mevzusu olsa yumurtayı adamın kafasında kırardı. Mevzu çözülürdü. Bana kalırsa orada birisi buna efelendi. Arabayı buraya park edemezsin. Edersin edemezsin derken mevzu böyle gelişti diye düşünüyorum ben. Ya ya ya. Tamamıyla cam fantazisi. Büyük cama görünce girmek istiyorum. Siz tanıyor musunuz bu mekanı be ya? Biliyor musunuz yerinin neresi acaba? Yok ya, nereden bileceğiz? Aa, bir dakika bir dakika. Ben biliyorum bu mekanı. Harbiden mi? Bora'nın üye olduğu kulüp burası. Ne bela bir herifmiş ya. Çok normal bir şeymiş gibi arabayı cama sürüp içeri girdi. Ayça bu konuyu kapat artık. Peki ya sen niye polis aramalarını engelledin? Olayı kapattırdın.
Çünkü olayın büyümesini istemedim. Esin'in kulağına gitmesin diye kapattım mevzuyu. Anlamadım sanma. Gizem, emin misin? Evet, ben de gittim birkaç kere. Ne kulübü bakalım? Golf. Golf kulübü. Tamam be ya, güzel. O zaman Esin Hanım, maşallah tadilata başlamışsınız. Hayırlı olsun, benden de yardım alırsınız herhalde artık değil mi ya? Bakarız ona. O zaman hadi biz yapıştıralım gidelim. Gel. Telefonumuz. Takdim edeyim ben. Kolay gelsin. Sağ ol. Aradığınız kişi yok. Kapalı, açmıyor, yok. Dur ben bir Bora'yı arayayım. Alo Bora. Ne var Gizem? Sen bugün kulüpte miydin? Niye soruyorsun? Şevkat kulübe arabayla girmiş. Neden böyle bir şey yaptı? Kızım bana niye soruyorsun? Herif arızanın teki. Sanki bilmiyormuşsun gibi. Hareketlerini bir mantığa mı oturtmaya çalışıyorsun? Ne oldu, ne diyor? Hiçbir şey söylemedi. Şevkat arzanın teki dedi. He, kulüpteymiş yani Bora. Evet. Ya kesin o yüzden girdi hocama. Nerede bu ya? Yok, ben burada böyle bekleyemem. Eve gideceğim, belki eve gelir, orada bekleyeceğim. Dur, Esin kandırıyor musun sen ya? Esin üzme bu kadar kendini. Ay, sence Şevkat neden böyle bir şey yaptı? Aslında benim bir fikrim var. Ne? Bence Şevkat Esin'e fena tutuldu. Diyorsun. Ne oldu Selo? Kanka bu bozuldu galiba lan. Oğlum kimse çay söylemiyor. Şş, alo! Savunma! Şevkat üstüne geliyor! Şevkat nasıl? Bak bunlar ne ara duymuş? Allah Allah! Aha! Geliyor lan! Gir içeri, gir, 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 gir! Yürüme Niko, sandalye ver. Ne gerek var? Mustafa Etli beyler, tehlike geçti, gelin. Şevkat bir şey oldu mu lan? Yok lan, iyiyim ben, sağ ol. Lan oğlum nasıl kıydın yepyeni arabaya ya? Sen nasıl bir insansın ya? Karıştı, arabanın derdindeymiş. Ben de bana diyor zannettim ya. Delikanlı gibi lan. Niye yaptın? Ha? Ya o deli de. Ya şimdi siz bu mevzuyu duyduğumuza göre... Esin de duydu kardeşim. Burnundan soluk. Sanki böyle pınk demiş, burnundan düşmüş yani o kadar. O zaman ben şimdi bu emanetin gözüne hiç gözükmeyeyim. Çünkü şimdi bu cak cak benim kafam şişir, ben kaçıyorum hadi. Gidemiyorum. Kaç! Anca kaç! Anahtar üstünde, sağ olasın kardeş. Aa, Gizem görüyor musun? Şevkat kaçıyor Esin'den. Ne olmuş? Ya ne olmuş mu var? Ya böyle bir sert adam nasıl yumuşar ha? Aşkla aşk. Ben diyorum Şevkat Esin'e tutuldu. Ay hadi hadi içeri hadi. Kızlar. Esin'i gördünüz mü lan? He? Emin misiniz? Belki bu hatırlamazsa yardımcı olur ha? Ha? Gördünüz mü? Manyak mısın lan sen? Niye benim evime zırt pırt camdan pencereden girip duruyorsun? La bir de çamurlu ayakkabılarla girmiş. Bebe bela mısın lan sen? Ocağına düştüm Şevkat. Ya arkadaş bende de ne ocak vermişler. Herkes de geliyor benim ocağıma. Gidim de verin. Başkasının ocağına şu kardeşim. Ben bu sevdadan vazgeçmem Şevkat. Ne yap ne et, beni tezenle evlendir. Bak kardeşim. Beni bir yumurtası kadar seviyorsan şu başladığın işi bitir ne olur. Vallahi o kadar bile sevmiyorum lan. Vallahi sevmiyorum. Oğlum o fasıl bitti, kapandı, gitti. Tamam, ben artık level atladım. Ben şu anda Bozkır abiden kurtulma çalışmaları yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden abi sen de yavaş gel. Gel, gel, gel zorluk çıkarma abi sen. Gel. Dinle kardeşim. Gel, gel bir dakika, abi, gel. Bak, dur bir dakika, bir ayakkabımı bak. Ayakkabımı giyeyim. Bir dakika ben bir ayakkabımı giyeyim. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi... Bak, bak şimdi. Ama bak. Beni böyle kapı dışarı etme Şevkat. Kara sevda dediğin. Kapıdan atsan bacadan girer. Ben sen kapı dışarı etmiyorum ki oğlum. Ben sana yolu gösteriyorum. Ben bu yolu zaten biliyorum Şevkat. Sen bana tezen elin evlenebilmemin yolunu göster. Oğlum Allah sana akıl fikir versin lan. Vallahi ben daha ne diyeyim? Hadi yürü git lan şuradan. Niye Allah'a havale ediyorum Şevkat? Sen ver. Şu kardeşine sen bir akıl, bir fikir ver. Al lan akıl.
Al sana fikir. Seninle vurur. Bana pis vurma. Yürü. Kork. Bu yaptığını unutmayacağım Şefkat. Kalbimi fena kırdın. Cuma ustayı siyah çenekle protesto ettim. Seni de edeceğim. Et la. İstiyorsan git tezenenin kapısının önünde ağaçlık grevi yap. Hıyar. Ağaçlık. Tabii ya. İşte akıl, işte fikir. Bu nikah bir ağaçlık grevine bakar. Tezenem, çare bulundu tezenem. Ne oldu? Beni gördüğüne pek sevinmedin galiba. Yo, sevinmez olur muyum ya? Hatta az önce İsmail de buradaydı. Benim ev dingonu var ya. Böyle zart sürt millet girer çıkar bilmem ne falan. Hatta birazdan Bozkır abi de gelir. Tam olur yani. Şevkat, sen hani bana söz vermiştin? Bora ile aranı düzeltecektin. Ya ben o kadar uğraşıyorum sizin aranızı düzeltmek için. Sen gidip bozuyorsun. Ya işte bazı ilişkiler böyle çim malı oluyor biliyor musun? Çok yani çabuk bozuluyor. Neden girdin arabayla hocamdan? Ya şimdi bu olan benim partiye davet ettiydi ya. Ben de dedim iadeye ziyaret yapayım dedim. Fakat kapıdan almayınca ben de camdan girdim mecbur. Bana şaka yapma kötü kötü ya. Burada ciddi bir şey soruyorum sana. Sen neden taktın Bora'ya? Onu Bora'ya soracağım. Ben sana soruyorum ama. Senden öğrenmek istiyorum. Senin ne derdin var bu adamla? İşte onu Bora'ya soracağım. Bir derdin olduğunu kabul ediyorsun yani. Şevkat, bak Bora'yla ne derdin varsa bana söylemek zorundasın. Ya aman kızım sen de ne üstüne gidiyorsun ya? Söylenecek bir şey olsa söyleriz herhalde ya. Allah Allah. Ama ille de öğrenmek istiyorum diyorsa ne yapıyoruz? O Bora'ya soruyorum. Söyleme ya. Vallahi istemiyorum yani söyleme. Ben hatta en iyisi ne yapayım biliyor musun? Onu Bora'ya sorayım. Çok güzel olur. Bak sen onu Bora'ya sor. En sağlıklısı bu olur. Şey yap, çay demliyorum da. Aman be. Hayırlı işler. Sağ ol. Bora içeri girer misin? Bora, içeri girer misin lütfen? Bak ben çok sinirliyim ve hemen bir açıklama bekliyorum Bora. Burada konuşmasak daha iyi. Hayır ya, burada konuşacağız. Hemen şimdi burada konuşacağız Bora. Bora! Ya dilini mi yuttun? Bir şey söylesene. Yok ben kafayı yiyeceğim ya. Şevkat'e soruyorum, o da bir şey söylemiyor. Ben de bilmiyorum Esin. Nasıl bilmiyorsun? Az önce başka bir yerde konuşalım diyor da şimdi bilmiyorum mu diyorsun? Ya ben de sana sormaya geldim zaten. Şevkat niye böyle yapıyor? Benden ne istiyor ki? Onu sen söyleyeceksin Bora. Şevkat'e soruyorum, o Bora'ya sor, o biliyor, o söylesin diyor. Ha şey, parti yüzünden galiba ya. Ya ben partide biraz onun üstüne gittim, tamam. Alındı demek ki. Yani demek ki Şevkat hiç şaka kaldıramıyor. Sonra da böyle abartıyor galiba. Ay bırak Allah aşkına Bora ya. Böyle eften püften bir şey için adam camdan arabayla içeri mi girecek yani? İşte, gör kimlerin arasında yaşadığını. Ben de bunu söylemeye geldim sana. Sen de anla artık. Kulüpte rezil olan benim. O değil ki. Orada kim takar Şevkat'i? Bir şey var ya. Zeyr, şu anahtarları versen abi mal bırakacağım. Ne? Arabanın anahtarlarını ver diyorum, mal bırakacağım ya. Ne arabası lan? Ne arabası oğlum? Ne arabasından bahsediyorsun sen lan? Araba bitmiş oğlum, görmüyor musun farı lan? Far gitmiş, debriyaj pedalı içeride. Sana arabayla emanet ediyoruz. Sen tutup camdan içeriye giriyorsun lan. Sana ben ne diyeyim, ne araba vereyim lan? Şşş Zeyr. Oğlum adama Esin'i emanet ettiler. Kız kendini tımarhanede buldu. Senin araba ucuz kurtuldu anlıyor musun? Bana bak oğlum. Bugün şaka kaldıracak günümde değilim. Uzayır sırasını savdı madem sen ver o zaman arabayı. Mümkünatı yok kardeşim. Mümkünatı yok. Benim bugün arabamın kuaför günüydü.
Sabah yeni çıkardım. Şimdi gideceğiz senin o tavuğunu, yumurtanı arabanın içine koyacağız. Kokacak araba. Hiç gerek yok yani. Sabah canlı canlı verdim çeneyi. Kurban olayım Şefkat'e. Lan ankör. O arabanın kaç taksitini ben ödedim la. Şimdi bana tutmuşsun kuaför diyorsun, manikür diyorsun, pedikür diyorsun. Sabret Şefkat. Benim Arslan'ın taksitleri bittikten sonra seninle sıfır arabaya girelim. Ha oldu. Senin Arslan'ın taksiti 10 yıldır bitmiyor oğlum. Acaba ben seninle niye ortak arabaya gireyim ya? Ondan sonra bütün taksitleri bana kiteleyeceğim. Bırak Allah'ını seversen. Sen bilirsin. Kendin al. Ya Şefkat. Öyle insanların arabalarını emanet alıp abuk sabuk işler yaparsan bir daha da kimse sana arabasını vermez. Bravo! Bravo! Ne oldu lan? Çok mu komik? Çok mu komik? Ulan oğlum bir daha sizden var ya bir çöp bile istersem adam değilim lan. Tüh lan size. Hadi be. Olur hayatım. Olur mu bir şey? Yürü de ense tıraşını görelim. Ben veremem abi. Lan çöp. Oğlum sana çıraklık sınavı. Bu yumurtaları dolmuşla götüreceğiz. Eğer bir daha sizi bile kırmazsak seni terif ettiriyorum lan. Şimdi usta aklıma şöyle bir soru takılıyor. Ben bu dediğin görevleri başarıyla yerine getirirsem ne olacağım usta? Genel müdür falan mı yoksa CEO mu? Tık! Yok lan sana tarif etmedim. Çık! Çık! Biz dolmuşça yumurta götürüyoruz Esin Hanım. 5 dakika dükkana bakar mısınız eğer rica etsek? Tamam. Ne var? Yumurta mı lazım? Git kümesten al. Ah, arabanın anahtarı. İstemez. Ya al işte, benim arabayla götür. İstemez kızım. Şimdi kaza bela olur, bir de senin çeneni çekemem. Ya al arabayla götür. Dolmuş da gider mi o kadar yumurta? Yolda kırarsınız hepsini. Kırarsak da likit yumurta diye satarız, problem yok. Ha ille de yardımcı olmak istiyorsan geç biraz dükkanın başında, dükkanı bekle. Ya Şefkat, Şefkat. Tamam, özür dilerim. Tamam mı? Ben bir an öyle boşluğuma geldi, söyleyiverdim. Unutmadım yani, sen arabanı benim için satmıştın. Şşş, hiç boşa uğraşma. Konuştukça batıyorum. Ne oldu bebişim? Ağır mı geldi? Hayırlı işler kardeş, hayırlı işler. İnsanlık bizde kalsın. Size de. Yardım edek. Dikkat et oğlum, dikkat et. Tamam. Alo, Pascal nasılsın? İyiyim ben de. Ya Şefkat'in arabasını kim almıştı? Sen biliyorsun değil mi? Bak, adam ne yapıyor? Yağmur yağınca hemen 5 kağıda şemsiyeyi iteliyor. Biz ne yapıyoruz? Bu yağmurun altında mal gibi müşteriye yumurta taşıyoruz. Ya şimdi bu adamın yaptığı girişimcilik. Ha bizde bir sıkıntı var da dur bakalım hadi. Yalnız usta benekli seni çok açtı. Hani şu tamam geç kardeş ya geç. Hadi hadi. Hadi. Ne oluyor lan? Lan yavaş demiştim araba kullanıyor. Allah Allah ya. Neyin peşinde? Vay Şefkat. Oo Şefik kardeşim ya seni gördüğüme nasıl sevindim anlatamam. Vallahi Hızır gibi çıktın karşıma. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Oğlum bilseydim sizi ezip geçerdim lan üzerinizden. Oğlum ben kötü adamım. Sen benimle nasıl konuşuyorsun lan? Tamam merak etme sen her türlü cehennemliksin zaten. Eyvallah. Evet. Geç bakayım geç şöyle. Geç. Kapıyı aç. Ya ne oluyor ya? Ya aç şu kapıyı ya. Kapıyı niye açıyorum ya ben ya? Ya aç oğlum ayağımla açtık baban. Aç şu kapıyı ya. Sevabına gideceğimiz yere kadar götür aç. Ya arkadaş Şefkat bak. Bu yaptığın hareketler tam bana yakışır, kötüye yakışır. Bu olmuyor ama şimdi ben boşa düştüm arkadaş. Allah Allah, bu konsept beni bozar ya. La oğlum, yerim senin konseptini ya. Tamam, ben sana karşılığını ödeyeceğim, yumurta olarak ödeyeceğim. Ben ne yapacağım yumurtayı ya? Yumurtayı mı ne yapacağım? İçersin oğlum. Ne oluyor şimdi? Sesin gür çıkar. Sesim gür çıkıyor. Evet. Oğlum sesim gür çıkınca ne oluyor lan? Ya onu artık ben seni bağırtınca anlarsın. Bağırtınca mı? Evet. Ha. Bağıralım bakalım. Devam et. Kemerini tak. Şöyle devam edelim. Şöyle abi. Tanımadım. Niye soruyorsun ki? Zeka testi mi yapıyorsun bana? Ya işte arabanı aldım, geri getirdim sana. Hediye benden.
zahmet etmişsin. İstemez. Ya Şevkat. Oh, oh, hayırlı işler, hayırlı işler. Çok güzel ya. Oğlum ben size diyorum, bunların arasında başka bir dümen var. Bana kimse araba hediye etmiyor mesela, anlatabiliyor muyum? Kız ne yaptı? Kendi arabasını verdi. Baktı olmuyor, gitti Şevkat'in arabayı kurtardı geldi. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ha? Falan filan yani, takip etmiş. Ha falan filan, ne konuşup biliyorsun Cakçuk ya? Kız bir kere zengin kız. Fransa'da mı nerede bir resim eğitimi almış gelmiş. Şevkat'e bakarmıyor, ne yapsın yumurtacıyla ya? Selam. Ha? Selam diyorum, selam. Fransa'da okudu ama geldi bula bula koskoca İstanbul'da Şevkat'in üst katı buldu. Nasıl olacak kardeşim? Ha? Bir de şimdi karşısında galer açıyor. Söyle lan Niko, başka izah var mı bunun? Haklısın Selo. Esin Şevkat'e karşı boş değil bence. Şş. Yalnız Şevkat ağırdan satıyor kendini ha. Kurmaz. Ya kızım olmaz diyorum, anlamıyor musun sen laftan? Ya niye böyle yapıyorsun? Araba zaten senin araban. Benim için satmıştın. Ben de işte gittim, buldum, aldım, getirdim. Ya hiç bana boşuna böyle şey yapma. Sen söyleyeceğini söyledin, tamam. Hadi artık işine gücüm. Senin yok mu galeride işin gücün? Yok. Olsun. İyi, yoksa da. Şevkat. Ya madem hediye olarak kabul etmiyorsun, o zaman borç olarak al. Sen şimdi arabayı al, bana sonra ödersin, tamam mı? Ya kızım istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun sen laftan ya? İstemiyorum. Ay iyi, tamam. Ne yaparsan yap, anahtar üstünde. Almıyorum, kalsın. İster alırsın, ister almaz. Ayıp değil, şükür dedim sana. Çaldı şurayı ya, hadi gidin ya. Ya gidin kapıdan, kapıdan. Sen de bize pusu koyuyorsun lan. Bir dakika, ne oldu ya Bozkır abi? Hayır. Ya Şevkat, ayıp değil mi be kardeşim ya? Zaten yuvamı yıktınız. Bir de bununla taktik vermişsin. Geldi bahçede açıcı grev yapıyor manyak ya. Yok abi, ne taktiği ya? Ben bu salağı başımdan savmak için öyle lalet dayı söylemiştim. Ben ne bileyim ciddiye alacağını. Boş ver, sen de ciddiye alma ya. Abi bekler bekler, ondan sonra üşür gider zaten. Sağ ol be. Bana da taktik veriyorsun yani. Sizin belli ki işiniz uzun. Hadi kolay gelsin. Oğlum saçma zaman hareketler etme. Topla şu çadırı hadi. Sen dedin. Ula oğlum ben sana kendini damdan at desem atacağım mı hıyar? Bir şey demene gerek yok Şevkat. Zaten kendimi damdan atıyordum. O kadar dil döktün, hayatımı kurtardın. Ne çabuk unuttun. Hayır benim dilimi eşek arısı sokayı da hiç ağzımı açmayaydın. Geberip gideydin lan. Abla lan şimdi adam hasretme. Yani bak bütün mahalle arkamda be. Yanlış mıyım merhaba? He ama aşk olsun Şevkat sen de be. Ya bırakın çocuğu rahat rahat, ne istiyorsa onu yapsın. Ama ablacığım ondan sonra bize laf geliyor, görüyorsun işte ya. Çık lan şuradan. Ay ay ay. Çık çık. Rezillik yaptığın yeter. Şevkat yapma. Ya beni döve döve götüreceğini bildiğim için önlemimi aldım. Seninle uğraşılmaz lan. Vallahi kal burada gibi zincire bağlı, kal şu çadırda titreye titreye çürü lan. Hadi kolay gelsin. İrem İsmail. İrem İsmail. Arkandayız. Bak arkadaş, ben bu İsmail'den çektiğim nedir la? Kardeşim birileri de senden çekiyor. Ne diyorsun lan? Kimden çekiyor lan? Birileri diyorum. Fena aşk acısı çekiyor kardeş. Uyandırayım. Ne diyorsun lan? Kimden çekiyor lan? Şevkat, insan bazen burnunun ucunu görmez. Ama biz büyük resme bakıyoruz. Esin sana aşık, görmüyor musun? Saçmalamayın lan. İyice dedikoduya sardınız, sanki pimpon oldunuz lan. Sensin lan pimpon. Ata ağızlı. Ayakta uyuyorsun oğlum, ayakta ayakta. Kız çile dolduruyor, sen burada mal mal bakıyorsun. Aç gözün artık. Hayatta tek aşk, Beşiktaş değil. Oha artık, yok artık sende lafa bak. İyice magazine bağladınız, aklınızda bankas mı veriyorsunuz lan? Gideceğim orada Esin'in kapısından şey yapacağım, laf. Orada İsmail, burada siz. Çen çen. Stereo hoparlör gibi. Hareketlere bak ya. Vallahi sen ağzının tadını kaçırıyorsun. Kaçırıyorsunuz ya. Oh. Aha, tabii tabii. Verdik coşkulu kolonlar inliyor. Hayırlı işler. Lan camımı kırma. Yürü lan işte. Getir lan tespih. Ha getireceğim lan. Buz gibi çay dayıyor. Getir tespih de getir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.